Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, hadis dersine başlıyoruz. Et-Tac el-Cami'u lil-Usul fi Ahadisir Resul. Malumunuz bu kitabın 5 cildinin 4. cildindeyiz maşallah. Ve hangi sureydi? En'am suresi mi bu? Tevbe suresinin tefsiriyle alakalı hadis ve rivayetleri göreceğiz. Görmeye devam ediyoruz. Göreceğiz değil. Kâle Allahu Teala. Bu ayeti bakalım. Ve âharûne. Bir kısım diğer bir grup var ki. Yani Medine'den bir grup manasına. Tamam. Medine'den bir grup var ki. Medine'den. Bu Tebük gazasında geri kalanlar. Yani mazeret beyan edip gitmeyenler. Maalesef. Şimdi i'terafu bidunubihim. Tebük gazasına geri kaldıkları için günahlarını itiraf etmişler. Bir de münafıklar var. Yani biz yaşlıyız, hastayız bilmem ne diye. Bir de Müslümanlar. 3 kişi biliyorsun bunlar. Herhalde söyleyecek, isimlerini verecek. Bilemiyorum. Ezberimde değil. Anlatabildim mi? Şimdi halatu amelen salihen ve ahara seyyen. Maalesef ameli salihle ameli talihi. Talih de kötü ameli birbirine karıştırdı. Asallahu en yetubu aleyhim. Umulur ki Allah onlara tevbe eder. Yani onların tevbesini kabul eder demek. İnnallaha gafurur rahim. Allah gafurur rahimdir. Şimdi olan kimdi bu? Bir grup diyor. Onları söylemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sal veririm ne de emir gelinceye kadar özürlerini kabul ederim diye Resulullah ifade ediyor. Bu ayet gelince tabii An Samura tebni Cundub'in radıyallahu anhu anni nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, burası çok enteresan. Eteniyel leylete atiyan. Allah Allah. Yani bana gece iki kişi geldi. Yani melekler geldi. Febteaseni. Uykumdan uyandırdılar. Fenteheyna ila medinetin mebniyetin bilebini zehebin ve lebini fıddatin. Beni götürdüler. Önce altın kerpiçle yapılmış bir şehre ve gümüş kerpiçle yapılmış bir şehre. Lebin kerpiç var ya, ne diyoruz şimdi tuğla veya diğer o, evet. Neydi betondan yapılanı? Unuttuk tuğla, ya. Tuğla. Hı? Hayır, tuğla öteki. Sen bilmeyen bilirsin ama bizim bilmememiz ayıp biraz. فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كِأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَائِمْ Yani bize bir kısım insanlar karşıladı. Onlar yaratılırken yarıları gördüğün insanların en güzeli. Ve şatrun yarısı da öyle adamlar. Ke ekbahi ma ente ra'in. Kala lehum. Yani gördüğün insanların en çirkini. Yarısı güzel, yarısı çirkin. Kala lehum. Bu iki melek dediler ki idhebu. Yani gidin. Ha, onlara dediler o iki melek. Fekaû fî zâlike nehri. Şu nehre girin. Yani düşün veya. Fevekaû fî. Oraya girdiler. Sümme racaû ileyne. Sonra bize geldiler. Fekad zâbe zâlike sû'anhu. O adamların yarısı çirkin, yarısı pis olanların o kötülükleri gitti. Yani Cenab-ı Hak affetti manasına. Fesârû fî ahseni sûretim. En güzel şekle girdiler. Allah Allah. Kalali bana dedi ki o iki melek. Hadihi cennetu adnin. İşte adin cenneti budur. Ve hadake menzilüke. Senin yerin de bu. Demek Semuret ibn-i Cündüp de onlardanmış. Geride kalanlardan. Ya çok enteresan. Ve hadake menzilüke. Kala o iki melek demişler. Emmel kavmul lezine kânu şatrun minhum hasenun ve şatrun minhum kabihun. Veya işte. Yani yarısı güzel, yarısı çirkin olan adamlar feinnehum halatu amelen salihan ve ahara seyyan. Hem ameli salih hem ameli talih işlediler. Tecavezallahu anhum. Allah onları affetti manasına. Kalallahu Teala. Bu da Mescid-i Dırar. Ben öyle baştan beri bu yüzden Hollanda hükümeti pek sevmedi. İmam eğitimi için illa yani Frey Üniversitesi şart koşuyor. Ulan Hristiyan okulun ben dedim başbakana söyledim eski başbakana. Haklısın dedi yani. Dedim yani sayın başbakanım Ezher mezunu bir papazı sizin kiliseler istihdam eder mi?
Onun için ben ister in Holland'da ister diğerinde, mesela diğer İslam üniversitesine demedim. Gerçi o da Mescid-i Dırar'dı. Ama açıktan itham etmedim. Biliyordum yani bizi yıkmak için onu koruyorlardı. Hep Mescid-i Dırar. Avrupa'nın en büyük özelliği bu. Yani Kur'an-ı Kerim boşu boşuna bu ayetleri zikretmiyor. Yani Müslümanlara zarar vermek için kuruyorlar. Aynen öyle. Adam geliyor, papaz imam yetiştirecek. Mesela Leyden Üniversitesi. Yani mümkün değil ki. Adam hoca geliyor, Muhammed'i peygamber kabul ederseniz objektif ilim adamı olamazsınız demiş bir hoca. Sonra bir tane Müslümanım diyen adam geberdi gitti, Allah layıksa rahmet eylesin, bir şey demiyorum. Ders notlarını gösteriyor PowerPoint'ta, bir bakıyorlar ki Hollanda istihbaratından gelen bir resmi yazı çıkıyor arada. Kafası çalışmadığı için karıştırmış. Siz adamı tanıyorsunuz. Alçak adam. Öyle. Çok bizi yıkmak için uğraştı. Güya Müslümandı yani. Neyse. Dün de Osman'a teklif yapmışlar. Biraz daha yumuşak konuş da seni bizim yanımıza alalım diye. O şey o. Dinsiz bir kadın. Evet. Ateist bir kadın. Tabii biliyorum. Yani işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Mescid-i Dırar'a geldik yani. Bence çok önemli bir mescid. Kâlallahu Teala. Şimdi ilginçtir. Bu Kuba yani şey mescidini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuruyor. Anlatabildim mi? Ve yani Amir bin Avf oğulları yani çok da Cenab-ı Hak onları övüyor vesaire yapıyor. Fakat ilginç olan taraf münafıklar diyorlar ki şey yapalım. Biz de bir mescit yapalım ta ki Müslümanların cemaatini parçalayalım. Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. İşte Mescid-i Dırar bu. Kâle Allahu Teala: "La tekum fihi ebeden." Asla sen orada namaz falan kılma. "Le mescidun ussise ale takva min evveli yevmin." İlk gününden beri takva üzere kurulan bir mescid, "ehakku en tekume fihi." Yani orada namaz kılman için daha layıktır. Çünkü fihi o mescitte ricalun, öyle insanlar var ki, işte Amir bin Avf grubu bunlar. Peygamberimize gelmişler vesaire vesaire. Şimdi yuhibbune en yetetahharu, tertemiz olmayı severler. Vallahu yuhibbul muttahhirin, tertemiz olanları Allah hep sever. Şimdi an Ebi Said'in el-Hudri radıyallahu anhu ennehu kal, buyurmuş ki temara racula, yani mücadele etmişler iki kişi, kimdir söylememiş burada, fil mescidi lezi ussise alet takva min evveli yevmin, ilk defa yani takva üzerine kurulan mescit hakkında iki sahabe, burada sahabe tartışmışlar. Fekale raculun, birisi demiş ki huve mescidu Kuba, Kuba mescididir demiş. Ha, ve kale el aharu, başkası da demiş ki huve mescidu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin malum mescidi. Fekale Resulullah huve mescidi hada, bu benim mescidim, Kuba mescidi değil yani. Ayrı Kuba mescidinde de yani var tabii, o da güzel. Yoksa Mescid-i Dırar Kuba Mescidi değil, değil mi? Yok hocam. Heh, tamam. Elhamdülillah. Bir hata yapmayalım. Allah affetsin. Nasıl tercüme edilir? Mescid-i Gal? Zarar veren mescid. Müslümanlara zarar veren mescid. Tam işte yani imam eğitiminin Leyden'da veya diğer Hollanda üniversitelerinde yapılması gibi. Onlar için de Ezher'de papaz yetiştirme Mescid-i Dırar. Onlar için diyorum. Bizim için değil tabii. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, buyurmuş ki nezelet hadil ayetu fi ehli Kuba'e, Kubalılar hakkında şu ayet nazil olmuş ya o Amir bin Avf oğulları. Fi ricalun yuhibbune en yetetahharu, yani orada öyle kişiler var ki tertemiz olmayı isterler. Kale, sebebi şuymuş. Burası çok enteresan. Yani diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ne diyorduk biz buna? Çok affedersin, büyük abdestten sonra temizlenmeye istinca. İstinca konusunda yani enteresandır. Diyor ki bu zat, ya Resulallah biz hiçbir şey bilmezdik. Bizim Yahudi komşularımız vardı. Onlar diyor büyük abdestten sonra
yıkama yaparlardı. Biz ise taşla, yani taştan, yani suyu taştan sonra, anlatabildim mi? Yani önce taşla temizlerdik. Kale diyor ki kânu yestencûne bil mâi. Suyla istinca yaparlardı bunlar. Fenezelet fihim hadil ayetü. Bu ayet onlar hakkında nazil olmuş. Gelelim bir başka hadiseye. Yani bu da çok önemli. Bakalım hangi hadiseymiş bir? Evet. Acaba insan ölmüş insanlara yani geçmişine dua edebilir mi? Onunla alakalı bir hadis, ayet-i kerime. Kâlellahu Teâlâ. Cenab-ı Hak buyuruyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın emri çay içmemize mani değil. Bundan Mescid-i Kuba'da daima temizlik yapıyorlar. Evet. Değil mi? Yani her zaman temizlik olduğunu gördüm. Enteresan. Yani. Tabii, tabii, tabii. Öyle. Onu tertemiz kullanıyorlar. Evet. Daha ayette yazıyor. Evet. Evet. Kâlellahu Teâlâ. Cenab-ı Hak buyuruyor. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ne peygambere ne de iman eden müminlere yakışmaz. اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ. Müşrikler için Allah'tan mağfiret talep etmeleri yakışmaz. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى. Yani yeter ki yakın akraba, isterse yakın akrabaları olsun. بِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَسْحَابُ الْجَح۪يمِ. Yani o yakın akrabaların kesin cehennem eshabı oldukları ortaya çıktıktan sonra artık yani küfür üzerine iman ettikleri, yani küfür üzerine öldükleri takdirde. O demek yani. Şimdi bunu anlatıyor. Bura çok enteresan. An Said ibn-i Müseyyibi radıyallahu anhuma an ebihi kale. Babasından naklen buyurmuş ki, bu büyük bir sahabe. Lemma hadarat Ebu Talib'in. Ya bunun için nazil olmuş. Ebu Talib'e ölüm gelince, el vefat ölüm gelince, ce'ehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz gelmiş. Fevecede indehu Ebu Cehl ibn Hişame. Bakmış Ebu Cehil orada. Ve Abdullah ibn Ebi Ümeyye ibn Mughira. Bu da çok büyük bir müşrik. Bunları da görmüş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ebi Talib'in. Amcasına demiş ki, ya ammi, ey amcam, kul la ilahe illallah. Böyle de. Kelimeten eşhedü leke biha indallah. Bu la ilahe illallah de ki Allah katında senin lehine şahitlik yapayım. Ya ne tatlı ya. Allah seni koruyayım, seni müdafaa edeyim. Kale Ebu Cehlin ve Abdullah. Bu iki kafir diyor ki ya Ebu Talib. Etergabu an milleti Abdülmuttalib. Bu regibe yergabu anle kullanıldığında vaz mı geçeceksin demek. Yani Abdülmuttalib'in dininden mi vazgeçeceksin? فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ يَعْرِدُهَا عَلَيْهِ. Peygamberimiz devam etmiş la ilahe illallah kelimesini arz etmeye Ebu Talib'e. وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. O iki kafir de sözlerini tekrarlıyorlar. حَتَّى قَالَ Ebu Talib'in اَخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ. Son dediği de Ebu Talib'in şu olmuş. هُوَ عَلَى مِلَّةِ اَب۪ي عَبْدِلْمُطَّلِبِ. O Abdülmuttalib'in milleti üzerinedir. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّهِ. La ilahe illallah demekten çekinmiş. Yani diretmiş dememeye. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Resulullah Ema vallahi le estağfirellem leke. Yani yemin ederim ki yine de amca ben senin için mağfiret dileyeceğim. Malem ünhe anke. Senin hakkında istiğfar dilemekten yasaklanmadığım sürece. Sonra yasaklandı. İşte bu ayet. Feenzelallahu teala. Bu ayet gelmiş ki yani fihi onun hakkında ne kâne li nebiyyin, ne peygamber ne müminler küfür üzerine ölmüşlere mağfiret talep edemezler. Ama Bediüzzaman'ın burada önemli bir görüşü var. Bu konuda çok risaleler yazılmış. Risale dediğim bir nevi master doktora tezleri. Yani kimlerin yok ki? Ali Yülkari'nin var, İmam Suyuti'nin var. Hazreti Resulullah'ın anne babasıyla Hazreti Ebu Talip hakkında. Hazret diyorum. Ebu Talip hakkında. Bediüzzaman çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, nasıl ki diyor kış içinde, anlaşıldı değil mi? Cenab-ı Hak diyor, bahar gibi birkaç gün yaratabilir diyor. Evet diyor, onlar imanla vefat etmemişler. Ama Cenab-ı Hak onları diyor, cehennem içinde bir cennette yaşatmaya muktedirdir diyor. Kışın hani bir hafta aynen yaz gibi oluyor ya.
Allah'a bırakıyoruz diyor sonra da. Çok tatlı bir izah. Kimisi diyor iman etmiştir, kimisi diyor etmemiştir. Çok risaleler yazılmış. Anne babasında mektubatta. O da aynı. O da aynı. Zaten babası yetişemedi. Evet. Annesi de yetişemedi sayılır. Vefat etmiş. Onlardaki koşulan şart son peygambere iman etmek öyle değil mi hocam? Efendimiz'den önce. Tabii. Onda şüphem var kardeşim. Evet. Devam ediyor bu. An Ebi Said'in radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz zükire indehu ammuhu Ebu Talib'in fekale. Yani amcası Ebu Talib zikredilmiş yanında. Demiş, buyurmuş ki لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Allah. Umulur ki benim şefaatim kıyamet günü ona fayda verir. Demek Bediüzzaman bunları okumuş tabii. فَيُجْعَلُ فِي دَخْتَاهِمْ مِنْ نَارِ Bak. Ulan ne harika ya. Yani sadece topuklara kadar gelen su içine bırakılır. Yani ne demek? Hani insan, Allah Allah, yani cehennem ateşi ayaklarından öteye geçmez yani. Anladın mı? Dahtah dediği o. وَلَوْ لَا اَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ فِي النَّارِ Allah Allah. Ben olmasaydım, benim istiğfar talebim olmasaydı, o cehennemin en alt tabakasında olurdu. O şeyde mi, haşiyede mi yazıyor hocam? Ha, ben yanlış okudum. Olan keçeli bir şey atladım, hiç farkında değilsiniz. Doğru. Sonraki hadisi okudum. Ulan ben yaşlandım da. فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kafam Bediüzzaman'ın izahına geçti ya. فَيُجْعَلُ فِي دَحْتَاهِمْ مِنْ نَارِ Anlaşıldı mı? Bu dahtahim mi? Ha, dahtahim. Özür dilerim. Ben hey gördüm. Hakkınızı helal edin. Allah'a. Yebluğu Kabe'yi. Yani gördüm ki ateş var ama hani ben mesela hakikaten topuklarıma kadar su olursa dayanırım. Biraz daha çıkarsa boğulurum. Yani topuklarına kadar cehennem çıkmış. Yagli minhu dimağuhu. Tabi oradan da dimağını yani beynini yakıyor tabi. Kaynatıyor yani öyle ateş de. Harika bir şey. Anil buradan vermişim. Anil Abbas ibn Abdülmuttalibi radıyallahu anhu kale. Demiş ki o da oğlu tabi Abdülmuttalib'in. Kale ya Resulallah. Hel nefa'te Ebu Talib'in bir şeyin. Ebu Talib'e bir fayda verdin mi? Fe innehu kâne yehutuke ve yagdabu leke. Çünkü o seni koruyordu. Ve senin için öfkeleniyordu başkalarına. Yehutuke korumak, çevrelemek, kuşatmak. Kale diyor ki ne'an. Evet. Huve fî dahtâhim minnâr. Yani topuklarına kadar ateş içindedir. Ve levle ene. İşte bak yanlış okuduğum bu. لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Bak burada özetleme yapayım. Bazıları işte yani bunu anlatmış. Bütün şeylerden nakletmiş yani. Anladın? Bu zat uzatmış aşağıda. Evet. Hocam hani İbn Arabi'nin cehennem ateşinin ateşi tatlıya dönüşecek sözünü buradan bir şey bulabilir miyiz yani? Tabii. Olabilir yani. İşte Bediüzzaman'ın anlattığı da o. Kış içinde diyor nasıl Cenab-ı Hak baharı yaratır. Öyle de onlara cehennemin kışı içinde diyor cennet baharını yaşatabilir diyor. Yaşatabilir diyor. Hüküm veremiyoruz biz. Allah bilir. Ayet, hadis-i şerif de bunu ispat ediyor. Ben olmasam cehennemin ta en aşağı mertebe derecesi derecesinde. Herhalde beyazzade olması gerekiyor. Yani bu söz hata olsa da küfre götürüyor diyemeyiz dediğinde. Kişini zaten kimse tekfir edemez onu. Şu an şey hocam Said Fu'da falan bayağı bir yükleniyor. Tekfir mi ediyor? Bediüzzaman'ı okumayan herkes Bediüzzaman öyle açıklıyor ki bir gün aklınızda olsun Muhyiddin Arabi meselesini okuyalım size. Neşredilmemiş. Bu meselede iki grup var. Musa Carullah'la Mustafa Sabri tartışmış. Anladın? İkisini de haksız buluyor. Anladın mı? İkisi de haksız diyor. Yani Mustafa Sabri diyor, koskoca diyor, imanın minaresi hükmünde olan İbn Arabi diyor, Allah korusun dalaletle itham ediyor, haksız diyor. Öteki de diyor, aşırı mübalağa ediyor, överek diyor. Ve Vahdetül Vücut ve Muhakkak şey yani Muhittir Arabi meselesini lemalarda neşredilmemiş.
ben onu sizin tercüme etmenizi isterim Flemenkçe. Neden? Çünkü Hollandalıların çok hoşuna gidecek. Vahdet-i Vücut ve Hazreti İsa meselesi. Yani ve fi rivayetin başka bir rivayette Müslüm'e ait. Kale ne'an, evet. Vecettu fi gameratin minen nar. Gördüm ki ateş dalgaları içinde, yani ateş alevleri içinde. Fe ahraştu ila dahtahin. Yani onu çıkardım, topuklarına kadar geldi yani. Allah. Şurayı da okuyacağız. Allah Allah. Evet, evet, evet. Sonra yarın okuyacağız. Evet, yarın bitirebilirsek. Tabii tabii. Bunu da okuyacağız. Yani mevzu önemli. Bölmeyelim. Çünkü bu da ona ait. An Ali radıyallahu anhu kale. Buyurmuş ki Hazreti Ali. Semi'tu reculen yestağfiru li ebeveyhi ve huma müşrikani. Müşrik oldukları halde bir adamı duydum ki ana babasına mağfiret talep ediyor. Fekultu lehu, dedim ki ona. Etestağfiru li ebeveyke ve huma müşrikani. Müşrik oldukları halde anne babana mağfiret mi talep ediyorsun Allah'tan? Fekale, dedi. Eveleyse estağfere İbrahimu li ebihi. Hazreti İbrahim babasına istiğfarda bulunmadı mı? Ve huve müşrikun. Halbuki babası müşrikti. Fezekertü zâlike linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu durumu Resulullah'a zikrettim. Fenezelet. Bu ayet onun için nazil oldu. Bu da başka bir nüzul sebebi. Aynı, birbirine mani değil. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû. En yestağfirû lil müşriki. Ne peygambere ne de iman edenlere, müşrik olarak ölen kimselere, yakın akrabaları da olsa istiğfarda bulunmaları yakışmaz. Hakları değil yani. Cezâkumullâhu hayran kesîrâ ve allemenallâhu ilmen nâfi'a. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Thank you.